Milletvekilleri seçimlerinde CHP Partisi Bingöl İl Örgütü'ne, il örgütünün talep etmesi süresinden dolayı seçim kampanyası süresi boyunca yemek hizmetlerini verdim. Hizmetlerimi hiçbir şekilde aksatmadım. Sandık başında olan müşahitlerine kadar bütün yemeklerini dağıttım. Seçim arefesinde ödemeyi seçimden sonra yapacaklarını söylediler. Ben de CHP Partisi'nin bu sözüne kandım, inandım. Bir esnaf olarak beni çok zor durumda bıraktılar. Bunların ödemedikleri paralardan dolayı çok aşırı bir şekilde zararlar gördüm. Borçlarımı ödeyemedim. Ödeyemediğim bu borçlardan dolayı bayağı bir ceza aldım. Toplamda 7000 liraya yakın vergi cezam bunların yüzünden dolayı birikti. Bunların bana ödemediği parayı ben de esnafa ödeyemedim. İtibarımı sıfıra indirdiler. Artık iş yerim öyle bir hal aldı ki mal alamaz, iş yapamaz duruma geldim. Buradan göstermek istiyorum. Ben bir dönerci esnafıyım. Bunların bana yaptıklarından dolayı artık tavukçular bana mal vermiyor ve ben döner satamıyorum. Buyurun efendim. Bir iş gününde tezgahıma bakın. Bu mudur esnafa yardımcı olmak? Bu mu benim emeğimin hakkı? Buradan sesleniyorum Sayın Kılıçdaroğlu. Akşama kadar biz esnafın yanındayız, halkın yanındayız diyorsunuz. Haram yemeyiz diyorsunuz. 4 yıldır benim paramı niye vermiyorsunuz? Bu haram değil mi? Beni yazık değil mi? Ben hırsızlık yapmadım Sayın Kılıçdaroğlu. Madem ki il teşkilatlarından sorumlusunuz, madem ki bu ülkeyi kurtarmaya gönüllüsünüz, neden beni batırıyorsunuz? Neden iflasıma neden oluyorsunuz? Ben hakkımı talep ediyorum. Ben hırsızlık yapmadım. Alın teriyle çalıştım. Emeğimin karşılığını istiyorum. Yukarıda Allah var. Allah'tan korkun. Anladım, kuldan utanmıyorsunuz. Bari Allah'tan korkun. Defalarca o kapıya gidiyorum. Paramı istiyorum. Benimle dalga geçiyorlar ve benim hakkımı vermeden beni gönderiyorlar. Yok efendim il başkanı değişmiş, yok şöyle olmuş, yok böyle olmuş. Kimse yemediğini inkar etmiyor ki. Sadece paramı vermiyorlar. Ben bu hakkımı istiyorum. Çoluk çocuğumun hakkıdır. Bundan sonra paramı vermediğiniz takdirde ben bu duvara yapıştırdığım yazıyı bu iş yerimden kaldırmayacağım. Ben hakkımı talep ediyorum. Ben kimseden bir şey istemiyorum. Öyle bir hale soktunuz ki beni, dükkanım kan ağlıyor. Borçlandırdınız beni. Sizin yüzünüzden borçlandım. Artık evime her an icra gelebilir. Gelirse bunun tek sorumlusu Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Akşama kadar millete hırsız diyorsunuz. Peki sizin yaptıklarınız nedir? Hak yemek hırsızlık değil midir? Ben bir insanım. Alın terimle geldim bugüne. Çalmadım, çırpmadım. Hakkımı istiyorum. Hakkımı alıncaya kadar bu haklı mücadelemden vazgeçmeyeceğim. Her türlü eylemi yapacağım. Gerekirse benzin döküp kendimi yakacağım. Ama ben o hakkımı alacağım.